Aracımız 1998 model Renault Laguna 2. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç 509 bin kilometrede. Müşterimizin bahçe istekleri ve şikayetleri: motora bakılacak, klimaya bakılacak, fana bakılacak demiş. İşlemlerimize başlıyoruz. Araçtaki işlemlerimize başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasar durumlara karşı aracımızı koruma altına alıyoruz. Külbütör kapağını çıkardık. Ustalarımız aracı incelediler. Üst kapaktan ses geliyor ama nereden olduğuna bakabilmemiz için kapağı indirmemiz gerekiyor dediler. Şimdi silindir kapağımızı indireceğiz. Bakacağız ses nereden geliyor. Buji kablolarımızı çıkartıyoruz. Hava filtre kazanımızı çıkıyor. Şimdi aracımıza marş yapıyoruz. Silindir kapağımızı indirmeden önce son bir defa sesini duyalım. Sesi ne durumda? Ses bu şekilde. Tesisatı sökmeye başladık. Gaz halatını çıkardık. Motor kulağını çıkartıyoruz. Bağlantı ayağımızı çıkartıyoruz. Trigger kapağımızı çıkartıyoruz. Bağlantı ayağımızla birlikte. Bağlantı ayağımız çıktı. Şimdi trigger kapağını açacağız. Trigger kapağımızı çıkartıyoruz. Trigger üst kapağımız çıktı. Trigger kapağımızı açtık. Şöyle bir triggeri inceledik. Trigger kayış yeni. Bilya yeni. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama sente atladığı için boşlukta kayış. Yapamamışlar. Önceki yapamıyor. Yamuk cihabi değil. Evet. Sivop yamuk çıkabilir dedi ustamız. Bakacağız. Eksentrik kastan çıkartıyoruz. Trigger kayışımız çıkıyor. Kasnak çıktı. Kama sağlam gördüğünüz gibi. Evet, bazen kırılabiliyor ama bunda sağlam, bir sıkıntı yok. Kayışı da ayırdık. Sağ tekerleğim sökülüyor. Egzoz bağlantımızı söküyoruz. Egzozu ayıracağız. Kasnaklarımız da çıkıyor. Puli kasnağımız çıkıyor. V kayışı da çıktı. V kayışı yeni gibi duruyor. Yani etiketine bakıyorum da. Trigger kayışı güzel. V kayışında problem yok. Tamam. Crank dişlimiz çıkıyor. Alt bilyamız dağılmış. Ustamızın tespiti bu şekilde. Trigger iç kapakları söküldü. Silindir kapak saplamalarımızı çıkartıyoruz. Saplamalarımızı çıkartıyoruz. Silindir kapağını çıkartıyoruz. İyi anda olsun. Nasıl? Kapağı çıkarttık. Conta kötü. Değiştireceğiz contayı. Gösterelim şöyle bir. Contanın son hali bu şekilde. Su getir. Siboplar yamuk çıkabilir. Kapakçıya göndereceğiz kapağı. Açacaklar, bakacaklar. Evet, motor blok yüzeyine de bakıyoruz şu anda. Piston üstünde değmiş, evet. Pistonda değmiş, şurada değmiş, burada da dörtte değmiş. Eksentrik sensörümüzü söküyoruz. Manifoldlarımız çıkacak sonrasında, egzoz ve emma manifoldu. Parçalarımız çıktıktan sonra kapağımızı kapakçıya göndereceğiz. Sensör çıktı. Şimdi emma manifoldunu söküyoruz.
Emme manifoldu. Emme manifoldu, hava filtresinden gelen havayı toplayarak motorun ihtiyacına göre hava oranına emme subapları vasıtasıyla silindirlere yollayan parçadır. Egzoz manifoldu nedir? Egzoz manifoldu, silindir içindeki yanmış gazın çıkış borusudur. Emme manifoldumuz da çıktı. Benzin enjektör kütüğümüz de çıktı. Şimdi egzoz manifoldunu çıkartıyoruz. Ona zor bulunuyor. Egzoz manifold contamız çıktı. Egzoz manifoldumuzu da çıkardık. Eksentrik sensörün kapağı kırık. Değişmesi gerekiyor. Değiştireceğiz. Bujileri çıkartıyoruz. Bir gösterelim bujilerimizi. 4 adet bujimiz çıktı. Aracımızı işletmemizin dışına alıyoruz. Kapağını kapakçıya göndermiştik. Kapakçıdan geldikten sonra aracımızı tekrardan işletmemize alacağız ve işlemlerimize devam edeceğiz. Düne ve ondan önceki günlere nazaran bugün daha serin ve kapalı bir hava var. Daha güzel bir ortam var. Egzoz manifoldunu oturttuk. Kapağı toplamaya başladık. Şimdi emme manifoldunu oturtuyoruz. Bu kapakta egzoz manifoldu ile emme manifoldu altlı üstlü. Bazılarında karşı karşıya da olduğu oluyor. Egzoz manifoldunun cıvatalarını sıktık. Bu uzun mu bak hocam? Aynı zamanda emme manifoldunun da cıvataları. Silindir kapak contamızı oturttuk. Conta yeni. Silindir kapağını motor blok yüzeyine oturttuk. Silindir kapak saplamalarımızı sıkıyoruz. Erkan abi al. Düşsene bu kapağı atıyor. Laguna. Yeni bujilerimizi takıyoruz. Birini taktı Ali arkadaşımız. Diğer 3 tanesini de takıyor. Kapat. Sen şimdi... 4 adet yeni bujimiz takıldı. Buji nedir? Ne işe yarar? Buji içten yanmalı motorlarda ateşlemeyi sağlar. Buji kablolarını takıyoruz. Silindir kapağımızı oturttuktan sonra yavaş yavaş şimdi tesisatı toplamaya başlıyoruz. Sağa solu toparlayacağız. Bağlantıları, hortumları, su hortumlarını hepsini tekrardan takıp montajını bitirmiş olacağız. Sibop kapağını telliyoruz. Yeni sibop kapağı contamız. Kapağımızı oturttuk. LPG enjektörlerini takıyoruz. Termostatı taktık. Yeni trigger kayış bilyamız da geldi. Poşetinde gördüğünüz gibi sıfır. Eskisi de hemen yanı başında. Yenisini değiştiriyoruz. Distribütör kapağımız takılıyor. Silindir kapağımız kapakçıdan geldi. Kapağımıza uygulanan bazı işlemler yüzey taşlama, yuva taşlama, subap taşlama, subap ayar montaj, subap alıştırma, kumlama yapılması ve temizlik montajı. Contalarımız da yeni. Yeni egzoz contamızı taktık. Bir yandan da motor blok yüzeyini Ahmet arkadaşımız temizliyor. Pistonlarımız temizleniyor. Son hazırlıklarımız yapılıyor araçta. Birazdan montajına başlayacağız. Şimdi trigger montajımıza başlayacağız. Bakın arkadaşlar şuradaki beyazlığı görüyor musunuz? Bu piston en üst ölü noktada. Bunu da alttan kranktan ayarlıyoruz. Krankımızı çevirerek. Şimdi trigger kayışımız takılacak. Trigger kayışımız takıldı. Şimdi motoru sentiye alma amacıyla çeviriyoruz. Triggerimizi taktık. Şimdi motor kulak bağlantı ayağımızı da takıyoruz. Kapağı toplamaya devam ediyoruz. Tesisatı topladık. Trigger kapaklarını da taktık aşağıda. Evet, trigger kapağı da alt taraftan takıldı. Buradan tam gözükmüyor ama. V kayışını takıyoruz. Yeni V kayışı değil mi? Eski mi, yeni mi? Eski V kayışı takıyoruz. Eski yeni takmışlar eskisini. Ömrü için var yani. Aynen. Motor kulağını taktık. Sağ tekerleğimizi taktık. Bijonlar sıkıldı. Aracımızda işlemlerimiz sona erdi. Şimdi marş yapıyoruz. Aracımızın bir sesini duyalım. Pas.
buji kabloları problemli. Bujileri patlatıyor gördüğünüz gibi. Patlamış hali bu şekilde. Kabloları da yakından gösterelim. Kablolar değişecek o zaman. Sökülecek. Bu da eski bujilerimiz. Bu bujileri de patlatmış. Az önceki gösterdiğimiz yenileri de patlattı. Sıkıntı kablolarda. Bujiler ve buji kabloları değişti. Sıralaması bu şekilde. Aracımıza marş yapıyoruz. Gaz ver, gaz, gaz. Şimdi arkadaşlar araçta yağ müşür var alt tarafta. O boşluk bırakmış, bu yüzden yağ kaçağı yapmış. Şimdi onu sıktık düzeldi, yağ kaçağı kesildi. Bunun da bilgisini verelim. Marşı da yaptık araca, herhangi bir sıkıntı yok. Teslim edeceğiz. Müşterimiz birazdan gelip teslim alacak. Hararet müşürü de eski olduğu için tam şu kısım usta gösteriyor. Evet usta. O renk değişti arkadaşlar, hararet müşüründe de su kaçağı bitti. Aracımızı test etmek üzere işletmemizden ayrılıyoruz. Bakalım aracımızın son durumu ne? Şu an işlemlerimiz tamamlandı. Test sürüşünde de bir sıkıntı çıkmazsa aracımızı müşterimize teslim edeceğiz. Test sürüşümüz başladı. Test sürüşümüz devam ediyor. Evet, bir ses yok şu anda. Ses yok, güzel. Gayet güzel yani, problem yok. Çekiş de fena değil. Gayet iyi. Başka herhangi bir sıkıntı var mı usta? Yok. Bir daha bir dinleyelim şöyle bir. Yok, herhangi bir sıkıntı yok. Tamamdır. Test sürüşümüz sona erdi. İşletmemize dönüyoruz. Aracımızı müşterimize teslim edeceğiz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür edelim. Kesesine bereket diyelim. Kapanışını yapıyoruz. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.